الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, geçen cuma günü dersimizde ifade ettiğimiz gibi yine Müslümanları hususen de Türkiye'deki Müslümanları çok yakından ilgilendiren gelişmeler bütün yönleriyle devam ediyor. Dünya Müslümanlarının takip etmek zorunda olduğu ancak Türkiye'deki Müslümanların ise mutlaka takip etmeye mecbur ve mahkum oldukları gelişmeler, hadiseler, toplantılar, çalışmalar, tertipler ve çeşit çeşit oyunlar, tuzaklar alabildiğine devam edip gidiyor. Bu olup bitenler karşısında sorumlulukları olanlar, sorumluluk makamında oturanlar, dünyada görülmemiş şekilde hadiselere gafletle bakıyorlar, cehaletle bakıyorlar ve olup bitenleri sokaktaki vatandaş gibi sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi seyretmekten ibaret kalıyor. Yine bugünkü dersimizde de bu konuları toparlamaya çalışıp okuduğumuz ayet-i ilahiyedeki hikmetleri de tamamlayarak cuma saatimizi değerlendirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri yine yeryüzündeki Müslümanların içinde bulunan iyiler hürmetine, sabiler hürmetine, Allah'ın rahmetini çeken Allah dostları hürmetine, alemi İslam'a bir an evvel birleşip bütünleşip yeryüzünde varlıklarını ve hakimiyetlerini ortaya koyacak bir kudrete ulaşmasını nasip eylesin inşallah. Fezkürûni ezkürküm maddesini geçen hafta arz etmeye çalışmıştık. Doğrudan doğruya Rabbi Rahim-i Zülcelal beni zikrediniz. Fezkürûni Arapça beni zikrediniz buyuruyor. Yani bizzat bizi yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, nefesimiz çıktığı müddetçe,
soluk alıp verdiğimiz müddetçe, ayakta olduğumuz, hayatta olduğumuz müddetçe, hangi hal içinde olursak olalım, hangi şartlarda olursak olalım, ne gibi sıkıntılarda vesair hallerde olursak olalım, fezkürûni mutlak manada, beni zikredin buyuruyor. Beni dilinizden düşürmeyin. Beni kalbinizden, gönlünüzden, dilinizden düşürmeyin. Her meselede, her davada, her sevdada beni öne alın. Benden evvel bir şeye bakmayın. Aman ya Rabbi. Beni her şeyin, çünkü her şeyi, varlıkları, mahlukları, eşyaları, maddeleri, alıp verdiğiniz nefesleri, oksijeni size veren benim, ikram eden benim, size ihsan eden benim, benden evvel ve benden daha önemli kimse yok ki onu zikredesiniz deniyor. Fezkürûni. Bakın ne kadar mana var, ne kadar mana var. Onun için mesela cuma namazıyla alakalı ayet-i kerimede de bu kelime geçiyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, müminler, müslümanlar. İza nudiye lissalati min yevmil cuma. Cuma günü nida edildiği zaman, çağrıldığınız zaman, davet edildiğiniz zaman fes'av ila zikrillah. Bakın. Allah'ı zikretmeye koşun. Fes'av, sa'i kelimesi koşmak, yürümek anlamına geliyor. Cuma günü camiye çağrıldığınız, davet edildiğiniz, nida edildiğiniz zaman cuma namazına koşun demiyor. Fes'av ila zikrillah, zikrullah'a koşun diyor. Bak zikrullah kelimesi var burada. Bu kelimeler Allah tarafından konmuştur. Allah da bir kelimeyi bir yere koydu mu hikmeti var. Fes'av ila salatil cum'a, cuma namazını kılmaya koşun demiyor. Fes'av ila zikrillah, Allah'ı zikretmeye koşun. Zikrullah tabiri var. Demek ki cuma gününün sadece cuma namazı kılmakla değil, daha birçok hikmetlerle, hükümlerle alakası var. Cuma gününün hayrı var, bereketi var. Büyük camiler, cemaatler, içtimalar, konuşmalar, vaazlar, sohbetler, çalışmalar, haftanın muhasebesi yapılıyor. Hepsi zikrullah'a dahildir ki koşun zikrullah'a. Fes'av ila zikrillah ayeti bunu ifade ediyor. Fezkürûni, beni mutlak zikredin. Benden evvel, benden gönlünüzde kimse olmasın, aklınızda kimse olmasın. Eninde sonunda benim huzuruma geleceksiniz. Arkadaşlarınıza aldanmayın, atölyenize aldanmayın, fabrikanıza aldanmayın. Azrail geldi mi, ecel geldi mi, ölüm geldi mi, atölyenizden isteseniz de ayrılacaksınız, istemeseniz de ayrılacaksınız. Arkadaşlarınız ne kadar sizi sevse, saysa, hürmet etse, ancak kabir kapısına kadar gelebilirler. Kabir kapısından onlar geri döner, siz benim huzurumda kalırsınız. Fezkürûni, öyleyse beni zikredin. Öyleyse, hadise öyledir. Allah Celle Celaluh'ten evvel insanın kalbini, gönlünü, ruhunu meşgul edecek Allah'tan önce hiçbir şey olamaz. Olmaması icap eder. Çünkü sonunda her şeyin sonu önemlidir. Her şeyin neticesi önemlidir.
Neticede Allah